Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un 9 Avrupa ülkesinin kredi notunu düşürmesinin ardından Avrupa borsaları düşüşte açıldı. Borsalar kayıplarını azaltmak için toparlanmaya çalışıyor. Kredi notu indiriminin siyasi krize yol açtığı Fransa'da ekonomist Bernard Lamiel, sorunun çözümünün bütçe kesintileri olmayacağı görüşünde. Büyük kararlar almak sadece bazı yerlerde kesintiye gitmek değildir. Yapısal reformları ciddi anlamda devreye sokarak devlet bütçelerine bakmak için tamamıyla farklı yol bulmamız gerekiyor. Standard & Poor's'un sıra dayağında nasibini alan bir başka ülke ise İtalya. İtalyanların bazıları not indiriminin Amerika'nın işi olduğunu savunuyor. Hadi not indiriminin çok güçlü nedenlerle olduğunu söyleyelim. Ama bana bu Amerika'nın doları korumak için yaptığı politik bir girişim gibi geliyor. İhtiyatla yaklaşılmalı. Bu bir anlamda başka bir şeyin göstergesidir. Ama gerçekten ülkelere teker teker neler olacağına bakmalıyız. Mesela İtalya ayrı, Yunanistan ayrı. Standard & Poor's'un yaptığı not indiriminin ardından hükümetlerin yeniden bütçe kesintilerine gitme ihtimali halkı iyice endişelendirmeye başladı. Özellikle Yunanistan'ın kreditörlerle anlaşmaya uzak olması şüpheleri daha da artırıyor.